LGS Matematik Zor ve Ötesi kitabımız çıktı evladım benim. Hocam sen, matematik çok zor oluyor evladım LGS'de. Zaten onun için hazırlanmış. LGS'de MEB müfredatından matematikte gerçekten çok zor sorabiliyorlar. Biz de dedik ki sınav stresi gelecek. Ondan sonra zaman baskısı olacak. Belli bir zaman içerisinde bir soruya 2 dakika verecekler. Ve biz de bu zaman baskısı ve sınav stresi gelmeden önce aslında olabilecek en zor tarz soruları, ya matematikte çıkabilecek karşımıza, LGS'de çıkabilecek en zor tarz soruları, hatta bir kademe ötesini de çözelim ki sınav stresi ve baskısı altında diyelim ki biz zaten bunlardan daha ötelerini, daha zorlarını çözmüştük. Dolayısıyla bu sorular benim için artık çocuk oyuncağı diyecek hale gelebiliyoruz. Hocam ben 9 ve 10'lardaki abilerime soruyorum, hep matematiğe çalış, çok zor oluyor evet, diyor. Gerçekten de öyle. Biz de sınav arkasında yaptığımız bütün röportajlarda şunu gördük. Hangi testte en fazla zorlandın? Matematikte, 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 matematik. Herkes matematik söylüyordu. Ve sonrasında baktık ki gerçekten de yeni nesil sorular matematikte normaldeki çözdüğümüz test kitaplarından bile zor geliyordu. Dolayısıyla dedik ki biz de olabilecek MEB müfredatına uygun olacak şekilde, bu arada onu söylemek istiyorum, asla müfredatı aşmıyoruz arkadaşlar. Yani bazen şöyle olabiliyor. Hani bazen bakıyorsun çok zor bir soru ama zaten senin müfredatın değil ki, o farklı müfredatların olduğu için zor oluyor. Dolayısıyla biz dedik ki tam müfredatın içinde olabilecek kapasitede olabilecek en zor soruları bir bakalım, bir hazırlayalım ve bunu da aslında buraya da yazdık bak. LGS matematik ne kadar zor çıkarsa çıksın tüm matematik sorularını doğru yapmayı hedefleyenler için özel olarak yaptık diyebiliriz. Dolayısıyla aslında biz Zor ve Ötesi kitabında belli bir amacımız var. Bu amaçta da dedik ki bu soruların hepsini yapan arkadaşlar, hatta buraya test analizi de yaptık. Hocam göremiyoruz, orayı göremiyoruz bak, hocam. Bak burada hemen şöyle bir şey göstereyim sana. Burada aslında böyle senin için hocam bir güzel bir şey yaptık. Dedik ki bak bu soruların hepsini full yapanlar dehadır dedik. Ardından bir yanlış yapanlar süper zekadır dedik. Ardından hatta şöyle gösteriyorum. 2 yanlış yapanlar efsanedir dedik. Dolayısıyla aslında her bir testin altına bir analiz koyduk ve sen de bu soruları gerçekten de anlamlı bir şekilde çözüp ve gerçekten de teker teker uğraşıp ve bu soruların hepsini... Bir soru bir sayfa gibi hocam, doğru mu? Ben genellikle birazcık daha yeni nesil beceri temelli sorular bu şekilde oluyor. İşte biz de bu soruları teker teker uğraşıp teker teker çözersek emin ol ki sınav zamanı karşımıza geldiği zaman bu tarz soruların bir tık altı, bu arada çünkü bu Zor ve Ötesi, ama bunun bir tık altı, yani zor sorular matematikte geldiği zaman tak 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 hepsini yapabileceğiz. Çünkü biz daha zorları çalıştık ya. Bizim için bunlar artık çocuk oyuncağı diyeceğiz ve hepsini teker teker yapabileceğiz. Ve gerçekten de bu kitabın çok önemli bir hazırlık aşaması oldu. Çok uzun süre uğraştık bu kitaba ve gerçekten de hani belli bir efor harcadık bu kitap için ve sonunda da çok güzel bir kitap çıktı senin için. Ve buradaki soruları hallettiğimiz zaman emin ol ki LGS matematikte olabilecek en zor soruları bile yaptım ben, artık sınava tam manasıyla hazırım ve LGS matematik sorularının hepsini teker teker halledeceğiz. Hadi bakalım şimdiden derslerinde başarılı evladım. Sağ olun hocam.